STV ekranlarından iyi günler diliyorum. Güncel hukuk söyleşileriyle yine karşınızdayız. Meğerse hukuk tartışmak hiç de sıkıcı değilmiş, çok da zevkli olabiliyormuş dedirten sevgili konuğumuz Profesör Ufuk Aydın'la yine birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Kerem Bey, hoş bulduk. Keyifli bir program yapmış olmamızın müsebbibi olarak görüyorum kendisine. Çok da teşekkür ederim her programda. Sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya gayret ediyor kendisi. Malumunuz Türkiye'nin gündemi büyük oranda koronavirüs. Koronavirüs tabii hukukta da yeni tartışmalar doğurdu. İşçi hakları konusunda hukukun neler söylediğine, işverenin hakları konusunda hukukun neler söylediğine ve diğer hukuk konularında, hukuk sadece iş güvenliği açısından değil, her hayatın her alanında bize lazım. Bu konularda hukukun neler söylediğini hocamıza soruyoruz. Hocam bir haftalık aradan nasıldınız? Sokağa çıkma yasaydı 4 gün. Nasıl geçirdiniz? Vallahi evimizde geçirdik. Aslında çok da sıkılmadım çünkü çok işim var. Yani öğrencilerimle online dersler yaptım. Ödevler verdim. Ödevler okudum. Bir makale çalışmam var Türkiye Bilimler Akademisi'ne. Onu hazırladım. Geçen bu hafta programa bahsetmiştiniz. Evet, evet, evet. Yani bir şeyler buluyoruz. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Bundan 30 yıl önce böyle bir sokağa çıkma yasayla karşılaşsak herhalde daha fazla sıkılırdık. Ama şu anda internet bize, evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Online ders verdim diyorsunuz. Evet, yani evet, evet. Bunu 30 sene önce böyle bir şey hayalini bile mümkün kurmak. Değil, mümkün. Ancak bilim kurgu filmlerinde olurdu herhalde. Doğru, doğru. Evet, yani, yani, evet. Yani belki tabii yüz yüze eğitimin keyfini vermiyor. Tabii. O çok net. Ama yani hiç yoktan da iyidir. Yani öğrencilerimizle iletişim içine giriyoruz. Onlara, öğrenmek isteyen öğrenciye dersimizi anlatıyoruz. Ve faydalı olduğunu düşünüyorum ama tabii benim favorim yüz yüze eğitim. Yani sınıfın ortamında öğrencilere yüz yüze iletişime, etkileşime geçmek, evet. Çok daha ben iyi. De bir gazeteciyim, bir iletişimciyim. O konuda benzer noktalarımız var. Ben de yüz yüze iletişime her zaman tercih kesinlikle ediyorum. Kesinlikle. Onu belirteyim. Fakat yüz yüze iletişimi şu sıralar yapamamamızın sebebi malumunuz koronavirüs. Evet. Salgın hastalığın daha hızlı bir şekilde yayılmaması için toplumda bir takım önlemler alındı. Şimdi bu önlemler tabii fabrikalarda çalışan işçileri de kapsıyor ama tam olarak da kapsamıyor. Çok merak ettiğim bir soru var. Bir işçi derse ki kardeşim benim çalışmış olduğum yerde benim koronavirüs kapma ihtimalim var. Ben bunu risk olarak görüyorum. Çalışmıyorum kardeşim, canımdan kıymetli mi derse hukuk buna ne der? Vallahi hukuk aslında buna benzer sorulara cevap veriyor. Yani tam pandemi değil ama şöyle diyor. Bizim bir iş sağlığı ve güvenlik kanunumuz var. 2012 yılında biz bunu kabul, evet, ettik. Diyor ki eğer iş yerinde yakın ve hayati bir tehlike varsa, ki pandemi, evet, öyle bir şey. Yani bir bulaşma riski varsa işçi ne yapabilir? İşverenine, işçi ya da işçiler işverenine başvurarak diyebilirler ki ya burası tehlikeli bir yer. Tehlikeleri giderin, önlemleri alın, hemen bizim bu talebimizi karşılayın, cevap verin. Hemen iş yeri belli bir büyüklüğün üzerindeyse, ki o büyüklük 50 işçidir. 50 işçinin üzerinde işçinin çalıştığı iş yerlerinde bir iş sağlığı ve güvenlik kurulu kurulmak zorunda. Eğer böyle bir kurul varsa hemen o kurulun toplanması gerekiyor. Kurul yoksa da direkt işverene başvuru yapmaları gerekiyor. İşveren ne yapacak? Durumu inceleyecek, değerlendirecek ve tehlikeyi giderecek. Peki 49 kişi ve altındaysa ne oluyor? İşverene başvuruyorsunuz. Yani öyle bir doğrudan kurul yok. Işveren, doğrudan, evet, işverene başvuruyorsunuz. İşveren bir kurulla ya da tek başına bir karar veriyor. Gerekli önlemler alındı ya da alınmadı yönünde. Gerekli önlemleri tabii almak zorunda. Almazsa zaten önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi bir bulaşma halinde iş kazası riski ortaya çıkabilir. İşveren gerekli önlemler neyse onları alıp işçiye bildirmek zorunda. Ama eğer işçi derse ki önlemler alınmadı, burası hala tehlikeli, İşte bana maske vermiyorsunuz, buraları dezenfekte etmiyorsunuz, efendim eldiven, gözlük neyse işte vermiyorsunuz diye düşünürse iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı isteyebilir işvereninden. Yani
böyle bir ortamda çalışmak mecburi değil. Şimdi tabii alınacak önlemler neler? Bununla ilgili de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elini çok çabuk tuttu. Zannediyorum 13-14 Mart gibi bir tarihte bakanlığın web sitesinde var. İş yerinde alınacak önlemlerin neler olduğunu da zaten tek tek saydı. Bir... Hatta onlar matbu bir şekilde ve görsellerle desteklenerek iş yerlerine dağıtıldı. Şu anda biz de bir iş yerindeyiz. Burada da var onlardan. Tabii. İşte yani onları yapıp yapmadığını işçi değerlendirecek. Yapılmışsa çalışacak, yapılmadıysa fes'e gidebilecek. Tabii şu da var Kerem Bey. Korku başka bir şey. Hele ölüm korkusu korkuların en büyüğü. Şu olabilir. Yani alınmış önlemlere rağmen işçi psikolojik olarak ya ben burada rahat değilim diyerek işvereniyle anlaşma yoluna da gidebilir. Mesela beni ücretsiz izne çıkartın diyebilir. Ya da mesela işi müsaitse evden çalışma, tele çalışma yolu, yani bütün işçiler için bu mümkün değil ama özellikle beyaz yaka işçiler bakımından bu mümkün olabilir. O yola gidebilecektir. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu virüs tabii çok bulaşıcı ve ölümcül bir şey. İşverenin kendisi de şunu önerebilir. Evde çalışmayı önerebilir. Yani diyebilir ki ya ben ne yaparsam yapayım bu bulaşmayı, enfeksiyon kapmayı önleyemeyebilirim. Gerçekten yani ne yaparsanız yapın önleyemeyeceğiniz durumlar da olabilir. İş yerine göre, işin mahiyetine göre de değişir bu tabii. Aynen, tabii. Yani bir iş güvenliği önlemi olarak İşveren de diyebilir ki bazı işçilere ben sizin evden çalışmanızı istiyorum. İş güvenliği önlemi olarak. Evet. Şimdi iş güvenliği önlemi olarak böyle bir şey istiyorsa buna da işçinin uymak zorunluluğu var. Yani işçi evine gidecek ve tabii ki işverenin sağladığı internet bağlantısı ya da bedelini ödediği internet bağlantısıyla sağladığı bilgisayarla vesaireyle evden de çalışabilecek. Bu da mümkün. Bu da olabilir yani. Evet. Yine de taraflar anlaşamadılar diyelim ki. O zaman hangi mahkemelere gider bu iş? Mahkeme çözer. Yani şöyle taraflar anlaşamadıysa yani işçi... Ben diyorum ki ben işçiyim, siz işverensiniz. Diyorum ki kardeşim bu iş yerinde benim sağlığım garantide değil. Siz de diyorsunuz ki hayır ben gerekli önlemleri aldım. Aldın. Anlaşamadık, mahkemeye gittik. Yani şöyle işçi iş sözleşmesini feshedecek. O aşamada gidemeyiz. İşçi iş sözleşmesini feshedecek o zaman. Ya yani burası benim sağlığım ve yaşayışım için tehlikeli bir hale geldi. Efendim ben iş sözleşmemi feshediyorum diyecek. Bu tür bir fesihte işveren işçiye hak eden bir yıldan fazla kıdemi olan işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda. İşveren farklı görüşteyse ne olacak? Ödemeyecek. Ödemediği zaman da işçi önce bir dava açarak önce arabulucuya gidecek. Arabulucuda taraflar anlaşırlarsa anlaşacaklar, olmadı iş mahkemesine gidecek. Yani tabii bu çok uzun bir süreç. Tabii. Yani ben böyle durumlarda ki işçi de işini kaybetmek istemiyor. Onun için de bir risk yani tabii. Evet, evet. Yani işverenle işçinin anlaşmasının ya en ideal çözüm olduğunu düşünüyorum. Her zaman öyle tabii. Yani, anlaşmak evet, en güzel evet, çok çözüm. Uzun bir yargı süreci, yani yıllarca belki sürecek bir süreç. Muhtemelen bilirkişi incelemeleri olacak, gerekli önlemler alındı mı, alınmadı mı falan filan. Yani zor bir süreç. Şimdi kıdem tazminatından bahsettiniz. Tam bu konuda önemli bir aslında ayrıntı var. Biliyorsunuz bir kısa çalışma ödeneğimiz var. Yine biliyorsunuz ücretsiz izinler var. Biraz önce de birkaç defa bahsettik. Evet, evet, evet. Şimdi bu ücretsiz izinler, kısa çalışma aralıkları bunlar kıdemden sayılacak mı? Valla bu soru aslında çok güzel soru. Birkaç yerde de benim karşıma çıktı. Şimdi eğer ayrı cevaplamam lazım. Tabii. Şimdi nakdi ücret desteğinde yani ücretsiz izin uygulamasında işçi iş yerine hiç gelmiyor. Çalışmıyor. Bir. İki, kısa çalışma uygulaması da iki biçimde olabilir. Ya işçi iş tamamen durmuştur, işçi iş yerine hiç gelmiyordur. Ya da vardiyalı geliyordur. Mesela haftada iki gün geliyordur. Ya da haftada beş gün, yarımşar gün geliyordur ama iş yerine geliyordur. Şimdi iş yerine işçinin geldiği
kısa çalışma türünde bu kısa çalışma döneminin kıdemden sayılacağı konusunda bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii, kıdemden zaten sayılacağı. Zaten gelmiş adammış. Evet, az ya da çok iş yerine gelmiş. Ama kısa çalışma döneminde iş durmuş, işçi işine gelmiyorsa ya da ücretsiz izne çıkartılmışsa bu durumlarda iş sözleşmesi askıda kalır. Ne demek askıda kalması? Şu demek, taraflar temel edimlerini yerine getirmezler. Daha basitleştireyim, işçi çalışmaz, işveren de ücret ödemez. Şimdi bu dönem bu ücretsiz izin ya da kısa çalışma ödeneği ödenen ve çalışılmayan dönemde ancak iş sözleşmesi de sona ermez. Askıdadır. Yani bu dönem bittiğinde, işçi işine geri döndüğünde yeni bir sözleşme yapılmaz. Zaten mevcut sözleşme kaldığı yerden devam eder. Zaten mantığı burada. Evet. Yani istihdamı koruyoruz. Şimdi kıdem tazminatını düzenleyen kanun maddesi diyor ki kıdem iş sözleşmesi devam ettiği sürece devam eder. Dolayısıyla askıda olması da devam ettiği anlamına geldiği için. İşte yani aklın yolu bir. Dolayısıyla bu dönemlerin hepsinin kıdemden sayılması gerekir. Amma ve lakin. Şimdi Yargıtay'ın bu konuda maalesef iş hukukunun temel prensipleriyle bağdaşmayan bazı kararları var. Temel prensibi nedir iş hukukunun? İşçinin korunmasıdır. İşin korunması da işte sizin söylediğiniz gibi bir yorumu getiriyor. Yani o yorum nedir? İş sözleşmesi devam ettiği sürece kıdem işleyecektir. O zaman bu dönemlerde de kıdem işler ama Yargıtay'ın verdiği çok sayıda karar maalesef diyor ki iş sözleşmesinin askıda olduğu bu dönemlerde geçen süreler kıdemden sayılmaz diyor. Dolayısıyla şu an için bunlar çok yeni durumlar. Yani yargıya yansıyan bildiğimiz bir örnek yok. Ama tahmin ediyorum eğer bu yargıya giderse bu dönemleri ki eninde sonunda gider. Gidecek. Bu dönemleri Yargıtay kıdemden saymayacaktır diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılırım. Olması şimdi gereken bu dönemlerin kıdemden sayılmasıdır. İnşallah yanılırsınız. Ben de sizin kendi temenninize katılıyorum. Ama burada bir garip bir durum da var. Şimdi benim Almanya'dan amcam vefat etmek üzere. Ben sizden izin istiyorum, bir ay gideceğim diyorum. Bunu da kıdemden saymıyor. Hadi bunu bir noktaya kadar anlıyorum ama burada işçinin istediği bir ücretsiz izin yok. Patron diyor ki seni ücretsiz izine çıkartıyorum. Dolayısıyla burada işçi kendisi ücretsiz izin istemiyor ki. Yani burada zaten kıdemden sayılması gerekmez mi yani? Vallahi yani olmaz, öbüründen daha olmaz, farklı çünkü olmaz. Öbüründe ben kendim istiyorum. Hayır, her durumda şimdi bakın kanun aramayayım zamanımız sınırı kanun maddesi. Her durumda yani kanun açıkça sözleşme devam ettiği sürece kıdem işler diyor. Amcanız için de kısa çalışma için de vesaire. Ama Yargıtay'ın mesela mevsimlik işler için çağrı üzerine çalışma ile ilgili işler bakımından böyle kararları var. Şimdi mevsimlik iş şu. Geliyorsunuz mesela şeker fabrikasında vardı kampanya dönemi. 3 ay 4 ay çalışıyorsunuz. Ya da mesela Uludağ'da bir otelde sizin 6 ay çalışıyorsunuz. Evet. Sonra gidiyorsunuz evinize. 6 ay sonra 6 ay boşta geçiyor. 6 ay sonra sizi çağırıyor işveren. Aynı iş sözleşmesiyle devam ediyorsunuz. Yani askı durumunda kıdemin işlemesi lazım. Ama Yargıtay diyor ki hayır, çalışılan süreler toplanır. Askı dönemini dikkate almıyor birçok kararda. Peki Yargıtay'ın almış olduğu bu kararın da bir daha mahkemeye gitme ihtimali var mı? Ya yine tabii Yargıtay kararları yani başka olaylar sebebiyle yine kararlar, yerel mahkeme kararları Yargıtay'a gidebilir. Belki Yargıtay da görüşünü değiştirebilir. Yani şimdi burada dediğiniz gibi bir de şu var yani konunun insani bir boyutu var. Tabii. Ücretsiz izne çıkmış adam zaten ücretini alamıyor. Kendi de istememiş ücretsiz izne çıkmayı. Devletin verdiği bir 1100 küsür lira para var. Kısa çalışmaya gitmiş yine aldığı para gerçek ücretinden çok düşük. Ailesine geçimliğini verecek, kirasını ödeyecek, yani suyunu ödeyecek. En azından ödeyecek. Hani Yargıtay burada bir sosyopolitik karar vererek bu süreyi kıdemden sayabilir diye düşünüyorum. Ama çok da böyle umutlu değilim. Evet. Ne olacağını bekleyip göreceğiz. Öyle. Umarım toplumun adalet hislerini yaralayacak bir karar vermezler. İnşallah. Toplumun adalet hislerinin yaralanması çok kötü oluyor. Şimdi biraz önce de söyledik. Dedik ki hani adam yarım para alıyor. Doğru düzgün para alamıyor. Ailesine işte bakılacak, çocuğuna harçlığını verecek, kirasını ödeyecek filan dedik. Şimdi bu kira deyince konu konuyu açtı. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi özellikle pek çok iş yeri, küçük esnaf,
ya da KOBİ'lerde de yaşanıyor. Adamın işte bir dükkanı var fakat müşterisi yok, açamıyor. Yasaklar var, haftada 4 gün, 3 gün sokağa çıkmalar yasakları var. O adam kirasını bile ödeyemiyor. Şimdi yani tabii ki mal sahibi, mülk sahibi içinde o kirayı almak bir hak. Ama öbürü de ödeyemiyor yani, yok yani böyle. Şimdi bunların koronavirüsten kaynaklanan hukuki bir takım hakları olur mu? Hukuk onlara bir takım haklar verir mi? Kerem Bey, böyle iş hukukunun kenarından çıktık. Borçlar hukukunda doğru geçiyoruz anladığım kadarıyla. İyi de oluyor. Yani biraz çeşitlendirmekte fayda var. Sorunuz çok güzel ve belki de işçiler dışında bu sefer işverenlerin kafasını kurcalayan, tabii, işletme sahiplerinin acaba diye sordukları bir soru. Yani ne oldu? Benim bir işletmem var. Ben bu işletmeyi kiraladım. Ayda 15 bin lira kira ödeyeceğim. Ne bileyim, bir kahve çalıştırıyorum, bir işte pub çalıştırıyorum, bir restoran çalıştırıyorum ama kapalı dükkan. Paket servisi yaparsın. Binayı kiraladım, otel işletiyorum. Aha, ya da işte benzer bir şey. He. Güzel ama pandemi dönemi, sözleşmemde ayda 15 bin lira ödeyeceğim yazıyor ama ben bir kuruş kazanamıyorum. Ne olacak? Gerçekten güzel bir soru. Şimdi bu sorunun cevabı şöyle verilebilir. Hukukta temel ilke şudur: ahde vefa ilkesi. Yani kardeşim, söz verdiğin zaman bunu tutacaksın. Evet. Ancak tabii bütün sözleşmeler bakımından her zaman bu mümkün olmayabilir. İşte o zaman karşımıza yeni bir dava türü çıkıyor. Bu bir kenara not edin bence. Önümüzdeki belki de 3-4 senenin favori davası, flash davası olacak. Uyarlama davası diyoruz biz buna. Uyarlama. Biraz açabilir misiniz? Tabii. Şimdi uyarlama davası şu. Türk Borçlar Kanunu 138. maddesinde düzenlenmiş. Şöyle, ben birkaç not da aldım bu davayla ilgili. Çünkü bu tür sorular çok geliyor. Sözleşme imzalandıktan sonra olağanüstü, beklenmedik bir durum ortaya çıkacak. İşte pandemi böyle bir şey. Olağanüstü, hakikaten olağanüstü. Şimdi çıkıyorsunuz, işte Porsuk kenarında, Kızılay'da yürüyorsunuz. Ya sanki başka bir gezegen, herkeste maske var. Olağanüstü bir şey. Her yer kapalı, açık olanların tadı yok. İnsanların olağanüstü bir sebep ortaya çıkacak. Beklenmedik, öngörülemez bir durum ortaya çıkacak. Bundan daha güzel de tanımlayan bir şey yok. Şimdi ikincisi, bu sebep borçludan kaynaklanmayacak. Yine borçludan kaynaklanmıyor. Yani o işletme sahibinden, orayı kiralayandan kaynaklanmıyor. Ben ne yapabilirim? Yani İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Dedi ki kapatacaksın kardeşim. Ben kapatmadım. Ben açık tutmayı isterim ama İçişleri Bakanlığı kapatacaksın dedi. Kapatmak benden kaynaklanmadı. Ve ne oldu? Şimdi edimlerde, taraf edimlerinde bir dengesizliğin ortaya çıkmış olması gerekiyor. Gerçekten de bir dengesizlik var. Şimdi mülk sahibi size şeyini verdi, mülkünü verdi, kiraladı. Siz de oradan para kazanacaksınız ve ödeme yapacaksınız ama para kazanamıyorsunuz. Denge yok. Yani o size mülkünü verdi ama siz ona kira ödeyecek kadar bir kazancınız yok. Olağanüstü bir durumdan kaynaklanıyor ve benim kabahatim değil. Evet. Ve kiracıdan mevcut koşullarla kirayı ödemesini istemek belki de onun ekonomik geleceğini karartacak, batıracak, bitirecek, yok ki bir şey kazanmıyor. Yani artık bu koşullar varsa ahde vefayı sorguluyoruz. Vermiş olduğumuz sözü sorgu, ben sözümü tutmaktan yanayım, tabii ki tutmak isterim ama öyle koşullarla karşılaştık ki borcumu ödeyemedim. Ya da borcumu ödedim ama bir çekince koydum. Dedim ki sonradan uyarlama davası açma hakkımı saklı tutuyorum. Ya da ücretten, kira bedelinden indirim yapma hakkımı saklı tutuyorum. Ya da hiç ödemedim. Ya da ödedim ama böyle bir ihtirazi kayıt, çekinceyle ödedim. Çok zorlanarak ödedim. İşte bu aşamada, bu pandemi dönemi bitti artık. Zamanı geldi, işletmeler açılmaya başladı.
dava konusu olacaktır. İki tarafta dava edebilir. Ödeme yaptıysa ödeme yapar. Ödeme yapılmadıysa mülk sahibi bir dava açabilir. Paramı öde, kira bedelini öde. Ya da işte ödedim ama bu beni felaket biçimde etkiledi diyerek bir dava açabilir. Bu davaya da biz uyarlama davası. Evet. Yani davanın içinde mahkemeden talep edilen sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasıdır. Yani diyecek ki... Uyarlama oradan geliyor. Evet. Anladım. Diyecek ki kiracı, ya bu koşullarda benim bu 15 bin liradan başladık öyle gidelim. Benim bu 15 bin lirayı ödeme şansım yok. Bunu benden isterseniz ben batarım. Mahkemeden diyecek ki gelin sözleşmeyi yeni koşullara göre uyarlayalım. Fakat önce sanırım kiracı kirasını ödeyecek, ondan sonra dava açacak, doğru mu? İhtirazi kayıt diyoruz. Çekinceyle ödeyecek. Yani dekonta ya da ödeme pusulasına neyse. Anladım. Dava açma hakkımı saklı tutuyorum diyecek. Ya da yarısını ödeyecek ya da hiç ödemeyecek. Yani bir şekilde. Hiç ödemezse de olabiliyor yani. Olabiliyor. Tabii burada şunu öneriyoruz Kerem Bey. Şimdi bu dava da maalesef çok uzayabilecek bir dava. Tabii. Bizim Türkiye'de yani bir senede biten davaya biz diyoruz ya ne çabuk bitti. Maalesef öyle. Bu gibi durumlarda yani mahkeme ne yapacak? Mahkemenin safahatını da söyleyeyim. Mahkeme şunu yapacak. Diyecek ki işte bir bilirkişi incelemesi yapacak. İşler etkilendi mi, bozuldu mu, bu tutar uygun mu değil mi? Yazışmalar şunlar bunlar neticede sözleşmeye müdahale edecek. Mesela diyecek ki 15 bin çok, 10 bin lira ya da 7500 lira neyse yani sözleşmeyi. Çünkü yani mülk sahibinin de hakları var tabii, o da bir yatırım tabii, yapmış tabii, yani. Tabii yani iki tarafın da tabii menfaatini denkleştirecek aslında. Bir orta yol bulacak. Bir orta yolu bulacak. İşte ben de diyorum ki bu konuda soranlara gelin davalık olmaktansa. Anlaşıldı. Yıllarca bunun peşinde koşmaktansa gelin kendi uyarlamanızı kendiniz yapın. Yani bir anlayış gösterin birbirinize. Çünkü dava, evet yani davayı açan kazanacak ama ne zaman kazanacak? Uyarlama, dava ne zaman karar verilecek? Çok uzun bir süreç. Bir de tabii binlerce dava olacak. On binlerce dava olacak. Şimdi siz söylediniz, konu konuyu madem açıyor devam edelim oradan. Hep merak ettiğim, daha doğrusu herkesin Türkiye'de merak ettiği bir şeydir o. İşte filmleri seyrederiz, Amerikan filmlerini. Ağır Ceza Mahkemesi 2 haftada falan sona erer en fazla. Bizde belirttiğiniz gibi yıllar sürüyor. Neden Türkiye'de bu kadar uzun sürüyor? Ya şimdi şöyle tabii Amerika'da da bizden hızlı olduğu kesin de 2 haftada değil. Altyapısını o sizin söylediğiniz davalarda altyapı çok iyi hazırlanıyor. Hmm. Yani duruşma yapılana kadar, duruşma safhasına kadar savcılık falan çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Tabii tabii taraflar çok iyi çalışıyor. Bir de orada ceza yargısında jüri sistemi var. Evet. Dolayısıyla yani o aşamaya gelene kadar tüm deliller toplanmış oluyor. Efendim taraf yazışmaları bitmiş oluyor. O artık hani pastanın üzerine krema aşaması. Bizde sistem öyle değil. Yani bizde bir kere bürokrasi çok yavaş işliyor. Biz de çok dava açmayı seven bir milletiz. Çok fazla dava yükümüz var. Bürokrasi yavaş işliyor. Şimdi dava açıldığında hemen bir ay sonra, 1,5 ay sonra bir tensip zaptı düzenleniyor. Şuraya yazılsın, buraya yazılsın mahkeme oralara yazıyor. O geliyor, bu geliyor, bu gelmiyor. Bilirkişi çağrılıyor. Bilirkişiye ben itiraz ediyorum falan filan. Yani biraz daha sistemimiz farklı. Ama kötü bizdeki. Yani çok yavaş işliyor. Çok yavaş işliyor. Gerçekten yani. Onu bir şekilde çözmek lazım. Yani bunu çözmenin yollarını arıyor bakanlık. İşte arabuluculuk diye bir sistem. Mahkeme sayıları yeterli mi? Ya mahkeme hakim sayıları yeterli mi? Bir eksiklik yok. Yani ben çok büyük bir hakim savcı açımızın olduğunu düşünmüyorum. Ama yargıyı hızlandırmanın işte bu E-Devlet'le biraz hızlandığını düşünüyorum. Şeyler geldi, bölge adliye mahkemeleri, yerel mahkemelerle evet. Yargıtay ya da Danıştay arasında işte bölge adliye, bölge idare mahkemeleri oluşturuldu. Ama bu da çözmedi. Yani çözemiyoruz biz bu sorunu. Bir de Amerikalılar da ağır cezada pazarlık söz konusu galiba.
Bizde evet, pek yok. Yani evet, onların sistemi tamamen farklı. Yani orada ağır ceza yargılamasında jüri zaten suçlu olup olmadığına karar veriyor. Cezayı hakim takdir ediyor. Onların sistemi tamamen farklı ama evet ya bizde, gerçi dünyanın her yerinde böyle çok hızlı giden bir yargı yok. Yargı tamam, yani geç gelen adalet adalet değildir ama çok da dikkatli olmak lazım. Yani bir suçsuz kişiyi içeri atmak yerine derler. Tabii. 1000 kişi 1000 masum, bir masumu içeri atmaktansa suçlular dışarıda geçsin. Bir de herkesin kendi adaletini sağlamaya çalışması, işte o en büyük felaket evet, olur. Evet, evet, evet. O en büyük felaket olur. Peki. İsterseniz biraz da futbola girelim. Olur. Çok seviyoruz Eskişehir Spor'umuzu ama Eskişehir Spor bizi pek sevmiyor galiba. kötü neticeler alıyoruz. Ya yani küme düştük. Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle biz burada evet, küme düştük. Yani bunu söylüyoruz. Şimdi, ama söylerken de böyle... Üzülüyoruz ama artık yani bunu da söylemek durumundayız. Bir 6 puanımız daha silindi. Hani o silinmeseydi belki kalabilirdik. Umudum vardı benim. Özellikle ben de basında en çok umutlu olanlardandım ama... Son gelen bir cezada işte artık her şeyin, bütün savunmamızın kırılmasına neden oldu. Şimdi önümüzde bir süreç var futbolda, yine pandemiyle ilgili bir süreç. Ligler oynanacak mı oynanmayacak mı belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimileri diyor ki müjdemizi isteriz, ligler oynanmayacak. Eskişehir böylece küme düşmemiş olacak. Kimileri diyor ki müjdemizi isteriz, ligler oynanacak. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Futbol takım, öncelikle şunu söyleyeyim. Federasyon anlaşıldığı kadarıyla ligleri oynatmak niyetinde. Sizce bu doğru bir karar mı? Hukuki açıdan soruyorum. Vallahi yani şimdi bu kararı ben hukuki olmaktan çok yönetsel bir karar olarak görüyorum. Evet. Yani hukuka uygun mu diye soruyorsanız hukuka aykırı bir tarafı yok. İptal etse de yok. Yok yani, ikisi de yok çünkü... Ya neticede bakın, bizim Türkiye'de şöyle bir yanlış şey var, algı var. Neticede bu bir oyun. Evet. Yani futbol bir oyun. Tabii. Bunu akıldan çıkartmamak lazım. Ve bu oyunu yöneten bir otorite var. Hem de bağımsız, en azından kağıt üzerinde bağımsız bir federasyon. Evet. Kağıt üzerinde diyelim işte. Kağıt üzerinde diyelim ama yani öyle yazıyor. Kanununda evet, Futbol Federasyonu'nun kuruluş yetki görevleri hakkında kanun var. Özel kanunla kurulmuş bir federasyon, futbol federasyonu. Ve liglerin oluşumu, yürütümü, disiplini, yurt dışında temsili vesaire hepsi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu yetkili. Dolayısıyla liglerin oynanması ya da oynanmaması konusunda karar vermeye de Futbol Federasyonu yetkilidir. Net. Yani bu idari kararı, bu takdiri doğru mu kullandı, yanlış mı kullandı, onu zaman içinde göreceğiz. Evet. Üst otorite, FIFA'nın, UEFA'nın bu konuda yasaklayıcı bir şeyi de yok. Biraz UEFA'da, FIFA'da hani ne karar verirseniz biz kabulümüzdür hatta, ama oynatın yani, evet, diyor. Evet, yani oynatmanızı tavsiye ediyoruz. Tercih FIFA'nın, UEFA'nın. FIFA'nın tabii daha üst organ, Dünya evet, Futbol Federasyonları Birliği. FIFA'nın liglerin oynatılması yönünde telkinlerde bulunduğu açık. Evet. Dolayısıyla hatta oynatmayan belki de ülkelere de yaptırım uygulayabilir. Onu da zaman gösterecek. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı hukuka aykırı olarak nitelenemez. Ancak şu, tabii bu da çok tartışıldı. Acaba işte bir oyuncu, bir yönetici, bir teknik adam, bir masör neyse, işte Covid kaparsa, virüs kaparsa, yaşamını yitirirse, ölürse ya da bir kalıcı engeli olursa ne olur? Federasyonun bundan sorumlu olur mu? Olabilir. Yani o ayrı bir konu. Yani o dönemde açılabilecek bir davada federasyonun sorumluluğu söz konusu olabilir. Federasyon ne karar verirse versin zor bir karar vermiş olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ama dediğim gibi yani federasyon da kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sorumluluğu mutlaka düşünmüştür. Çünkü koskoca futbol tabii, federasyonu yani milyon dolarlara hükmeden çok bir federasyon. Paralar, futbol bir zaman sadece futbol değildir. Değil. Simon Cooper'in bir kitabı var, çok temel eserlerden biridir. Sadece futbol değil. Yani
medyasıyla, efendim yayıncı kuruluşuyla, seyircisiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla. Müşterek bahis organizasyonlarıyla. Tabii müthiş, inanılmaz bir şey. Yani şimdi böyle düşündüğünüzde futbolcu sağlığının ötesine sanki bazen ekonomik kaygılar da geçebiliyor. Yani hukuki boyutunu söyleyeyim, özetleyeyim, kapatayım, cevabınızı vermiş olayım. Evet, Futbol Federasyonu böyle bir karar verebilir, aksi yönde de bir karar verebilir. İkisine de yetkisi var. Bizim hukuki olarak, hukukçu olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Ama maçları oynatır, bundan bir sorumluluğu doğarsa da o zaman onu da göreceğiz. Yani bir sorumluluğu doğabilir. Onu da düşünmüştür federasyon. Tabii şimdi maçları oynatmamanın başka sıkıntıları da var. Kim şampiyon olacak? Diyelim ki ben şampiyonluğu oynayan bir takımım. Bu sene ligleri tehir ediyoruz, oynanmadı dersek bu sefer bana haksızlık olmuş olacak. Belki evet. 10 puan atmış geliyorum ben. Tabii. İşte ikinci ligdeyim, A grubundayım. 10 puan en yakın rakibime fark atmışım. Ligin bitmesine 7-8 hafta var. Kesinleştirmiş gibi bir şeyim. Bana diyecekler ki bu sene ligler tehir edildi, sen birinci lige çıkamayacaksın. Şimdi bu bana bir haksızlık yani. Tabii. Öte yandan küme düşmek, özellikle biz Eskişehir Sporlular, acaba ligler tehir edilse de olur mu? Gönül tabii öyle istiyor da. Diyoruz yani, orada bir gazetecilikten ziyade Eskişehir Sporluluk devreye giriyor orada. Ama yani oynanması aslında daha mantıklı gözüküyor. Evet. Bir de şu çok sık soruldu bana. Acaba işte biz çıkmasak maça ne olur? Ya bu da yine ilk sorumuzdaki gibi işçi virüs tehlikesiyle karşı karşıya ben çıkmıyorum dedi. Tabii. Bu sefer de takım çıkmıyorum dedi. Eskişehir Spor değil, herhangi bir takım. Tabii. Valla statü açık. Yani şöyle diyor, Türkiye Futbol Federasyonu birinci futbol ligi Süper Lig statüsü çok net. Kararlaştırılan yer, gün ve saatte eğer takım hazır bulunmazsa iki tane yaptırım var. Bir, hükmen mağlup sayılıyor. 3-0 hükmen mağlup, evet. 3 puan da siliniyor. Tabii. Birinci defa. Çıkmadınız, hükmen mağlup sayıldınız, 3 puanınız gitti. Bir daha çıkmadınız. Evet. Güzel. İkinci oldu. Evet. Bir sezon içinde ikinciyi yaptı. Yine talimata bakarsanız, hükmen mağlup sayılıyorsunuz, bir lig aşağı düşürüyorsunuz. Net, çok açık yani. Burada hiçbir hani acaba mı diyecek bir şey yok. Efendim pandemiydi, şuydu buydu. Federasyon nasıl bir örgütlenmedir? Sıkı bir örgütlenmedir. Bu bir konfederasyon değil. Yani federasyon üyesiyseniz, ki Eskişehir Spor ya da bütün takımlar federasyonun üyesi. Şu demek, biz senin Türkiye'de futbolu düzenleme yetkini kabul ediyoruz. Vereceğin kararlara uymayı kabul ediyoruz. Tabii. Demek. O lige. Bakın, bu da bir ahit yani. Aynen tabii ki. Sene başında ne var? Lisans tescil kurulu var. O kurul bakıyor. Yani sizin gerekli koşulları sağlayıp siz başvuruyorsunuz. Evet. Eskişehir Spor Kulübü ya da işte ne bileyim herhangi bir kulüp. Ben bu sene ligde yer almak istiyorum. Koşulları sağladım. Başvuruyorsunuz. Kabul ediliyorsunuz. Ve ligde oynuyorsunuz. Yani dolayısıyla peşinen Futbol Federasyonu'nun o yetkilerini ve o talimatın uygulanmasını kabul ediyorsunuz. Peki bir de şöyle bir durum var. Şimdi şeytanın avukatlığını da yapalım. Benim bir futbol takımım var, Eskişehir Spor adı. 23 futbolcum var kadromda. Ve derken futbolcularımdan birinde COVID testi pozitif çıktı maalesef. Şimdi bu durumda o kulüpteki herkesin karantinaya alınması lazım. Belki kulübün teknik direktörü olarak benim de. Diğer 22 futbolcunun da. Şimdi öyle olduğu zaman da bir hafta sonra ben maça çıkamayacağım. Çünkü karantinaya alındım. Şimdi burada ne olacak? Vallahi bu soru şeye soruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na soruldu. Ayırıp ayırıp çıkartırsınız takımları gibi bir laf söyledi. Tam Nihat Özdemir'e yakışan bir cevap olmuş ama yani tatmin eden bir cevap değil yani. Vallahi değil. Bilmiyorum açıkçası, bu sorunun bir cevabı yok. Yani ne olacak? Muhtemelen hemen diğer oyunculara testler yapılacak. O testlerin sonuçları beklenecek. Yani başka şöyle alternatif aslında bir dostum benim Uluslararası Spor Mahkemesi'nde de kendisi hakem, hukukçu, genç bir dostum. Hakem derken tabii seyircilerimiz yanlış anlayabilir. Hukuk hakemi. Evet. Bir karantina. Siz de yaptınız galiba o işleri. Ben de Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir 8 sene uyuşmazlık çözüm kurulu hakemliği yaptım.
Tabii düdük çalan hakemlerden değil bu. Ama biz de işte kalem kıran hakemlerden. Kırmızı karttan serttir sizin kararlarınız eminim. Yani evet. Kusura bakmayın. Bölmüş oldum. Doğru yani bizim verdiğimiz kararlar hakikaten. Mesela ben şeyi hatırlıyorum şey davasında. Trabzonsporlu bir futbolcu. Hakeme kırmızı kart gösterdi. Hatırladım. Elinden aldı gösterdi. Aynen. Mesela o çocuğun bir davasında ben hakemdim. Kulübüyle olan bir davasında ben hakemdim. Aslında Galatasaray'ın oyuncusuydu falan filan. Yani güzel şeyler yaşadık. Bu konuda Emin Özkurt hakem arkadaşımın adı Karantina Ligi diye bir şey öneriyor. Diyor ki böyle bir şehirde toplansın bütün takımlar. Efendim şehir dışında çıkış yok, deplasman yok. Bir şey yapılsın işte 2 aylık bütün maçlar bir statta uygulansın. Dışarı çıkış, içeri giriş yok falan filan öyle de bir öneri şimdi, var. Şimdi tamam arkadaşınızın önerisi kağıt üzerinde doğru olabilir ama şimdi Süper Lig'deki 18 takımı ağırlayabilecek bir şehir bulmak gerekiyor. 18 tane futbol sahası var mı orada? Antrenman yapmaları gerekecek bir de. Bütün şeyler de var. Otellerin biliyorsunuz şeyleri tamam, var. Tamam oteller tamam. Antalya dediniz doğru. Antrenman sahaları var. 2 tane de stat var Antalya'da. Hayır onun önerdiği. Ben hani bu tek çaredir falan demiyorum. Ama bakın Almanya'da oynanıyor. Başladı. Evet. Çok keyifsiz ama. Yani tabii, seyirci olmayınca olmuyor. Oyun. Yani tabii. Biz bu oyunu tribünde seviyoruz. Yani o gürültüyle seviyoruz. Yanımızda eşimiz, dostumuz futbol, da seviyoruz. Futbol taraftar olmadan çekilecek bir spor değil. Bakın mesela basketbol taraftarsız bir şekilde seyredilebilir. Evet. Güreş, boks falan zaten onlar bireysel sporlar. Onlar gider yani. Atletizm de öyle ama futbol taraftar olmadan hani olacak evet. Bir şey değil yani. Ya bu konuda bu konuda yani hani ligler oynatılsın mı oynatılmasın mı konusunda aslında belki onu bir başka programda konuşabiliriz. Çok önemli bir uygulama sporcu sendikası. Evet çok önemli bir uygulama. Yani sporcu sendikasının olduğu ve güçlü olduğu ülkelerde federasyonlar bu kadar rahat tabirimi mazur görün at oynatamıyorlar. Yönetimler de oynatamaz. Tabii. Bir ara bir Metin Kurt vardı eski Galatasaray'da. Evet, böyle bir şeylere bir oldu. Rahmetli kendisi. Gladyatör lakaplı. Evet, milli futbolcu. Sola çıkmış galiba. Evet çok çok süper bir çok iyi bir insan. Çok da iyi komünistti. Evet Fatih Terim'den falan büyüktür o. Tabii. Daha büyük. Rahmetli oldu bir 3-4 sene önce. Ben 2007 yılında profesyonel sporda sendikalaşma İngiltere örneği ve Türkiye diye bir kitap yazdım. Bu alanda ilktir o kitap. O dönemde ben Metin Kurt'la tanışmıştım. Epey bir görüşmemiz oldu. Spor Emek Sen diye bir sendika kurdu. Evet, o bir niyetlenmişti. Falan, çok evet. Muvaffak olamadı o işte. 1960'larda kuruyor aslında. Onu yani şimdi öğrenelim zaman, bakalım. Tabii. O zaman yani bayağı böyle bir milli takımdan atılıyor, Galatasaray'dan uzaklaştırılıyor falan filan. Evet yani, tam 60'larda ben solcuyum demek. Mangal çok, gibi yürek çok, ister çok, yani. Çok başını ağrıtıyorlar Metin Kurt'un. Rahmetli babam hatırlar da iyi futbolcuydu derdi. Öyleymiş biz göremedik tabii. İyi futbolcuymuş. Tabii biz göremedik. İyi futbolcuymuş. İzleyemedik ama birkaç görüşmem olmuştu. Yani profesyonel sporcu sendikaları bu konuda sporcuların haklarını koruyabilecek. Hocam isterseniz çok olur. Güzel bir konu. Bunu not alalım. Haftaya tartışalım. Tamam, şu anda maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dakikamızı doldurduk. Yani bu konuya girersek zaten çıkamayız. Hem hazırlanayım da ben bu konuda. Hem tamam, seyircilerimize tabii. De buradan söyleyelim. Belki soru sormak isteyenler tabii, olabilir. Tabii. Başka konularla birlikte ama bu sporda sendikalaşmayı da bir hafta sonra... Bir şey ilave edeyim. Buyurun. Ben bu kitabı yazarken 2007 yılında bana hep şunu söylediler. Ya kardeşim futbolcunun sendikaya ne ihtiyacı var? Olmaz ya, olur mu? Şöyle şimdi söylüyorum. Çok para kazanmaları bir kere sendikaya ihtiyaçları olmadığını göstermez. İkincisi futbolda herkes çok para kazanmıyor. Şöyle söyleyeyim. Süper Lig'dekiler çok kazanıyor. NBA. Evet. Dünyada en çok para kazandıran en büyük spor organizasyonlarından biri. Evet. NBA oyuncularının sendikalaşma oranı kaç biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. %100. Ne güzel işte. Yani bu bir fikir versin bunun üzerinden gideriz. Ne güzel işte. Peki çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir hukuk programı yaptık sizinle. Hukuku bize sevdireceksiniz. Sayın Ufuk Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi hukuku sevdiriyor gerçekten. Yalnız maalesef bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya neler
konuşacağımızdan da bir iki kuple size söylemiş olduk. Haftaya yine çok güzel çarşamba günü çok hoş bir hukuk söyleşisiyle sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.